Eğer gelmez ve anlatamaz olursa ben tekrar söz isteyeceğim ve anlatacağım. Sen de var. Bu mesele devam ediyorsa sandalyenin arkadaşlarına gelin. Ha evet. Gökhan sen devam istersen. Evet. Yayın çünkü gidiyor. Lütfen de merhabalar arkadaşlar. Dün sabah yaşanan olayı arkadaşımız geldiğinde anlatır sizlere ama biz oradaki olayı duyunca dün saat 6.30'da basın açıklaması yapmak istediklerini söylediler. Onlara destek olmak için oraya gittik. Fakat bir grup arkadaş bize saldırdı. Hem de ciddi bir şekilde saldırdı. Ve hatta bir arkadaş beni ellerinden zor aldı diyebilirim. Daha sonra bir forum yapmaya çalıştık, konuşmaya çalıştık. Ancak karşı taraftan çok ciddi küfürler ve saldırılar devam edince ciddi bir arbede çıktı orada. Ve yani kimsenin ciddi yaralanmamış olması da büyük şans. Ama çok yoğun küfür ve saldırı. Oradaki arkadaşların, en azından bir grubun istemediği bir şekilde davrandığınızda buna giyim tarzınız, konuşma tarzınız, yapmak istediğiniz eylemler, yazdığınız sloganlar, yazılar da dahil duvarlara böyle bir şeyle karşılaştığınızda, yaptığınız zaman ciddi bir şiddetle karşılaşıyoruz orada. Bu iki haftadır devam eden bir şey. Sadece dün olmadı, bir hafta önce de evden kaçıp oraya gelen bir çocuğu çok kötü dövdüler. Yani senin yüzünden buraya polis geliyor diye döverek parktan attılar. Bir başka kadın arkadaşımızın üzerine yürüdüler. Bu yine geçen hafta olduğunda zor aldık ellerinden. Ciddi bir şiddet devam ediyor orada ve yani nasıl müdahale edeceğiz, nasıl durduracağız bilmiyorum. Arkadaşlar merhaba. Önce kendimi tanıtayım. Ben Çağlar, ODTÜ'den. Ya hem bu meseleye dair birkaç katkım olacak dilim döndüğünce hem de başka bir meseleye dair bir önerim olacak. Deniz'in de aktardığı, özetlediği gibi bir durum var. Şiddetin sistematik hale geldiği, psikolojik ve fiziksel şiddetin sistematik hale geldiği, özellikle kadına yönelik şiddetin sistematik hale geldiği bir kolu parkından bahsediyoruz. Dün bunu bizzat yaşayanlardan biri de benim. Yani buradaki Tem Sarısülük Parkı'ndaki inisiyatifin, iradenin oraya ne şekilde müdahil olacağına dair ciddi bir tartışmanın yürütülmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Zira hani bu gizli direniş eğer bize bir şey öğrettiyse ki hani bu bireysel görüşümdür, o da şudur. Devlet zaten evet en büyük karşı çıktığımız iktidar odağı olarak devlet var bir yanda ama bunun dışında bütün iktidar odaklarına karşı, gündelik hayatı tahakküm altına almaya çalışan bütün iktidar odaklarına karşı bir aslında başkaldırıdır bence. 30-27 Mayıs'tan itibaren yaşadığımız direniş süreci. Yani şu andaki Kuğulu Park'ın içinde bulunduğu durum, bu sürecin ne şekilde baltalandığını, ne şekilde yani sivil faşist gruplar tarafından baltalandığını çok çok net bir şekilde özetliyor. Bu meseleyi ciddi bir şekilde bugünkü forumun gündemine alınmasını öneriyorum. Bunun dışında şöyle bir öneri getirmek isterim. Az önce konuşan bir arkadaş güvencesizlik meselesini gündeme getirdi. Evet hani bu da aslında belki bu direnişin bundan sonraki alacağı biçime dair ciddi bir gündem olarak önümüzde durmakta. Eğer bu direnişi biraz olsun daha sınıfsal bir temele oturan ve Türkiye toplumunun farklı emekçi kesimlerinin yaşadığı somut sorunlara daha hani dokunur kılmak adına güvencesizlik meselesi ciddi bir mesele olarak önümüzde durmakta. Bireysel bir hikaye olarak anlatayım. Ben ODTÜ Aslan Dayanışması'nın bir üyesiyim. Yaklaşık 7-8 aydır tam da güvencesizliği merkeze alan ve rektörlüğü ve YÖK'ü ve AKP'yi tam karşıya alan bir yerden asistan haklarını savunmaya çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Hani bu güvencesizlik şunu demeye getiriyorum. Bunun için asistanlardan bahsettim. Güvencesizlik meselesi hani birçok farklı emekçi kesimin yaşadığı aslında ortak deneyim. Ve bu ortak deneyimleri hani mücadelede de ortaklaştırmak oldukça önemli. Gizli direnişi bize bu mücadele mücadelenin ortaklaşmasına dair ciddi bir zemin sunuyor. Bu meseleyi bundan sonra örersek hani bana hani çok ciddi kazanımların olacağı, mücadelenin daha da yükseleceği, daha da toplumsallaşıp kitleselleşeceği bir dönemin kapısını aralarız gibi geliyor. Buradan da şöyle bir yapıdan da bahsedeyim. Umut Sen diye bir yeni bir sendikal örgütlenme formu var. Belki birçoğunuz haberdar olmuşsunuzdur.
tam da meseleyi buradan koyan, buradan ele almaya çalışan ve işte inşaat işçisinden araştırma görevlisine ve birçok farklı ev emeği, emeğini evde görünmez bir biçimde harcamak durumunda kalan kadınlardan daha birçok farklı kesime kadar hani güvencesizliği gündelik hayatında hayatın kendisi olarak yaşayan birçok kesimin ortaklaşmaya çalıştığı bir sendikal yapı olarak tarif edebiliriz. Yani bu gibi yapıların öncelikle desteklenmesi ve örgütlenmenin bu gibi yapılar içinde aslında yeniden tarif edilip hani tartışılması ve yükseltilmesi gerekiyor. Yani ikinci önerim olarak bu güvencesizlik meselesini tekrar hani tartışalım, konuşalım ve mücadelenin bundan sonraki süreci nasıl evrilir ve bu mesele bu süreçte ne gibi bir rol oynar, bu soru üzerine düşünelim derim. Arkadaşlar, Kulu Park'ta gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak ulaşabildiğiniz bütün arkadaşlarımızla birlikte, Ethem Sarısülük Parkı inisiyatifinden birçok arkadaşımızla birlikte dün akşam Altınfuş'ta gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına destek vermek için biz de oradaydık. Gerçekleştirilen çirkin saldırının bir benzerine biz de muhatap olduk. Buradan doğru bu konunun burada tartışılması ve buna dair bir tavır alınması, diğer forumlarda da bu konunun tartıştırılması elzemdir diye biz de düşünüyoruz. Bundan da ziyade o saldırıya maruz kalan genç kadın arkadaşlarımıza buradan alkışlarımızla, ıslıklarımızla, hazırlıklarımızla onların yanında olduğumuzu göstermek üzere arkadaşlar. Çocuklar, arkadaşlar mı diyeyim? Ben 57'lik çapulcu, emekli ve militan. Hatırlar mısınız? Benim yaşımda olanlar hatırlar herhalde. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül'e karşı koyan, Cumhurbaşkanı önünden alınan 14 gözaltının elebaşıydım 97 senesinde. 10 saat gözaltında tuttular beni. Daha doğrusu bizi, pardon. Esat'ta oturuyorum. Bir aydır oradayım. Emekli arkadaşlarımla beraber oradayım. Yaşımız, ben 57 yaşındayım. 56-57'yim. Büyütmek istemiyorum yaşımı. Yaşım ilerledikçe küçültmeye çalışıyorum. Benden büyük arkadaşlarım da var, emekli arkadaşlarım. Onlarla birlikte biz bir aydır Kulu Park'tayız. İşte Kennedy Caddesi'ndeyiz. Esat 4 yolda oturuyorum. Bütün arkadaşlarıma şunu söyledim. Sabahlara kadar bizim apartman kapılarımız açıktı. Evlerimizin kapısı açıktı. Hiç uyumadık. Geceleri belki 10 kere kalktık, kapılarımızı açtık. Belki gelen olur çocuklardan diye. Dünkü olan olay, o kızım biraz önce konuşan yavrum, o hanım, daha doğrusu Kulu Park'ta o olayı çıkaran hanımı da çok iyi tanıyorum. Aramıza almadık. Hatta 15 gün önce de neredeyse birbirimize girecektik. Kaba olacak ama ben dövecektim o kadını. Ne amaçla geldiğini de biliyorum. İki hanım bunlar. Onun için bu insanları hiç aldırış etmeyin. Biz ölmedik, sizlerin arkasındayız. Ben ölene kadar sizin arkanızdayım. Gençlerin arkasındayım. Bir şey daha söyleyeceğim. Belki yadırgayacaksınız ama benim ablam derdi ki, bundan işte 2 sene önce, 3 sene önce, 5 sene önce derdi ki, ya bu gençlikten hiçbir şey olmaz. Hepsi susmuş oturmuş, internetin başında oturuyor diyordu. Wow! İşte budur cümleler. Türkçeyi yaygınlaştırdılar, uzattılar. İşte gençlikten hiçbir şey olmaz diyorduk ama ben ablam adına, ablam her gittiğinde Kulu Park'a gençlerden özür diliyor. Buradaki bütün gençlikten, ben düşüncemden dolayı hepinizden özür diliyorum. Helal olsun size. Hepinizi yanaklarımdan öpüyorum. Kurban olayım ben size. Direnişinizin hep arkasındayım. Tamam mı çocuklar? Ha, konuşsana. Şey, Selen de gelecek birazdan, o da konuşacak. Merhaba arkadaşlar. Kulu olaylarında mağdur olan insanlardan birisiyim. Olayı baştan itibaren anlatayım. Bilmeyen insanlar var veya farklı söylemler geliştiriyor diğer kişiler. Sabahları biz her gün, bu arada 2 haftadır ben Kulu'da yatıp kalkıyorum. Orada bulunuyorum. Pasif direniş olarak adlandırılan ve sembolü haline gelen
battaniyelerin üzerinde oturma eylemiyle birlikte polise karşı bir duruş sergiliyoruz. Her sabah bu yapılıyor. Ve son toplantıda alınan karar da şuydu. Sabah polis gelmeden önce bütün battaniyeler toplanılacak. Ortada bir iki tane battaniye kalacak ve herkes onun üzerine oturacak ve eylemine devam edecek. Oturmak istemeyenler de eylemsizlik kararıyla kenara çekilip bankların üzerine oturacak. Olay buydu. Biz o gün sabah uyandığımızda bunu yapmak üzere 3 arkadaşla oturduk. Etrafımız sarıldı ve bir tane erkek arkadaşımız, neden burada kadını vurguluyorum onu da hemen ekleyeyim. Bizim kıyafetlerimizden kaynaklı söylemler geliştirdiler. Seni bilmem ne yaparım. Ondan sonra bizi darp etmeye çalıştılar. Darp etmeye çalıştılar derken kolumdan tutup sürüklediler. Altımızdan battaniyeyi çektiler. Polisin yapması gereken her şeyi yaptılar. Evet, iki tane tekme savruldu. Birisi geldi. Buradaki diğer arkadaşımız da burada. Bize destek olan arkadaşımız da burada. O da birazdan söz alır. Biz özellikle bunu şu şekilde değerlendirdik. Bir basın metni hazırlamıştık ama basın metni okumamıza bir türlü ortam yaratılamadı ve okuyamadık bu basın metnini. Orada da şu şekilde değerlendirdiğimizi söyledik. Bu birinci olarak direnişi kırmak amacıyla yapılmıştır. İkincisi söylemlerden ve tavırlardan kaynaklı. Üç arkadaş olarak, ben de içinde olan üç kadın arkadaşı karşılık söylemler ve fiziksel şiddet olarak gördüğümüz şeyi kadın bedeni üzerinden olan, bizim üzerimize yapılan bir saldırı olarak algıladık. Diğer arkadaşımızın ne kolundan tutuldu ne sürüklenmeye çalışıldı. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz onun için. Etrafımızda 20 kişi sarınca olayın devamını anlatayım. 20 kişi sardı, kalkın dediler. Neden kalkacağız dedik. Toplantıda böyle bir karar alındı. Ben de toplantıdaydım ve evet, kol inisiyatifi içerisindeydim arkadaşlar. Toplantı notlarını tek tek okudum orada. Hatta arkadaşlarımızla birkaç kişi çekim falan da yapanlar vardı. Tek tek toplantı notlarını okuyunca hayır, bir saat önce alındı bu karar denildi. Ve ben de evet buradaydım, uyuyordum, uyandım o zaman acil bir karar alınıyorsa. Ve neden battaniyeye oturmuyoruz dediğimde bana şu söylendi. Polislerin buraya girmesini istemiyoruz biz ve artık oturmayacağız. Bir süre bunu deneyeceğiz dediler. Ben de o zaman bunun sözcüsü kimdir, sözcüsü çıkıp konuşsun dedim. Orada ismi Mustafa olan bir kişi geldi ve kalkın dedi. Bu bizim kararımızdır, kalkmak zorundasınızdır deyip arkadaşlar battaniyeyi çekiyoruz diye başlayıp çektiler. Ondan sonra önceden anlattığım olay gerçekleşti. Ve ben bir anda şey düşündüm, bizi burada gerçekten hani linç edecekler dedim yan tarafıma dönüp arkadaşıma. Ve cevap vermeyelim lütfen dedim. Hatta kalkabiliriz dedim. Yani bundan sonra konuşabiliriz. Derle demez bir tane daha tekme geldi ve ondan sonra ben bağırdım. Artık ben buraya polise karşı değil, size karşı bir duruş sergiliyorum. Size karşı direniyorum. Hatta oturmuyorum, yatıyorum deyip yatma eylemini gerçekleştirdim orada. Çok trajikomik bir olaydı. Ve daha sonra tekrardan kalkıp şunu söyledim. Bize psikolojik baskı uyguluyorsunuz. Lütfen diğer arkadaşları yan tarafa gönderin ve biz kalkacağız dedim. Bunun da nedeni hemen kendi içimizde kulaktan kulağa şunu söyledik. Bu insanlar ceplerinde bıçak taşıyan insanlar, bıçakla birbirini tehdit eden insanlar. Bunların da görüntüleri var. Ve şu şekilde kanıtlandı, burada da söyleyelim, biraz önce bir abladan bahsedildi. Bu abla bize saldıran kişilere 100'er lira dağıttı. Bunun da görüntüleri var. Kim olduklarına dair de, bu parkta kalan şey, kendine direnişi, yani inisiyatiften olan insanlar olduğuna dair, hani inisiyatif olduklarına dair. Evet, orada görmüşsünüzdür. İlk önce yemek dağıtan arkadaşlardı bunlar. Birisinin ismi Nuran, hatta orada anne diyorlar, anne için ölürüz falan diye slogan atıyorlar. Bu da dipnot olarak bir yerde dursun ve onun kızı var, iki tane kızı var. Onlar birlikte inisiyatif masasında da, koordinasyon masasında da, yemek masasında da oturuyorlar. Toplantılara geliyorlar ve önceden polis mi yapıyorlar bilmiyorum, artık onların söylediği her şey kabul ediliyor orada. Büyük bir etkileri var ve dünkü olan olaya karşılıkla bir video çekiliyor. Videoyu belki görmüşsünüzdür. Biz kaldırılması üzerine bir talepte bulunduk inisiyatiften. Orada da şu söyleniyordu, bu arkadaşlar kesinlikle kuluda kalmıyor. Polis geldiği zaman geliyorlar, polisle işbirliği içerisindeler. Bu insanları dışarıya çıkartalım. Ve biz orada battaniye üzerinde otururken işaret edip
Bu insanları dışarı atın, bu insanları almayın, bu insanlar terörist, bu insanlar bilmem ne söylemini kullandı ve bir gün öncesinde de bıçaklı bir saldırı olmuştu. Direnişçi diye kendini adlandıran insanların cebinden bıçak çıkarıp orada hangi olay olduğunu, bir köpek muhabbeti vardı, pitbull, başka bir köpeği ısırdı. Onunla ilgili bıçak çektiler ve kadın şunu söyledi, öldürün onu dedi ve kitle, orada direnişçi olduğunu söyleyen kitle, para alan kitle şunu yaptı, bira şişelerini alıp köpeğin sahibine saldırdı. Yani bu da zaten aşikar görünen büyük bir şiddet var orada ve şiddeti gösteren, şiddet için orada söylemlerde bulunan birkaç insan var. Ve biz inisiyatiften de talebimiz onların buralardan uzaklaşmasıydı. Dün bu olay olduktan sonra tekrar orada olanlar vardır. Biz bunu anlatmak için gittiğimizde o arkadaş, yani Nurhan arkadaşımız diyeyim, Nurhan abla da demek istemiyorum, Nurhan arkadaşımız üzerimize saldırdı. Orada birkaç kişi de zaten kaydını yaptı. Ben seni darp edeceğim, ben seni öldüreceğim gibi söylemlerle üzerime yüründü. Ve şu propagandayı yapıyorlar. Bu insanlar örgütçü insanlar. Bu insanlar başka bir yere örgütlemeye çalışıyor. Bir başka deyişle de bu insanlar polisle işbirliği içerisinde ve bunları uzaklaştıralım. Şu anda bunun çalışmasını yapıyorlar. Biraz önce ben onun da duyurusunu yapayım. Yarın burada Ethem Sarısülü'nün kendi yayınımızla bir portresini yapacağız ve malzemelerimiz orada kalmıştı. Malzeme toplamıştık orada. O malzemeleri almaya gittiğimde yine o kadınlar karşıma çıktı. Ve sen geliyor musun buraya dedi. Evet geliyorum, malzeme almaya geldim dedim. Ve o şekilde kapandı. Bu insanlar burada kalmaya devam ediyor. Bu insanlara evet biz teşhir etmeliyiz. Gördüklerimizi anlatmalıyız. Söylemlerini her yerde duyurmalıyız. Bu insanlar orada şiddeti var ediyor ve bu direnişe direniş kırıcılık olarak adlandırıyorum ben. Direnişe bir kırıcı hamle olarak adlandırıyorum. Ama şunu da söylüyoruz burada. Dünkü basın metninizde de bu vardı. Bütün Türkiye'deki direniş günlüklerinde böyle kırıcı hamleler olmuştur. Ama biz bunların hepsini direniş ruhuyla geri püskürteceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Oraya gitmeye karar aldım. Arkadaşlar, söz vermeden önce bir duyuruda bulunmak istiyorum. Yarın tutsak arkadaşlarımıza yüzlerce kitap postalayacağız. Bunun postaneye verilecek belli bir maliyeti oluyor arkadaşlar. Bence bunu da cebimizdeki bozuk paraları bir araya getirerek karşılayabiliriz. Bununla ilgili bir torba dolaştırılacak aranızda. Katkı sunarsanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, dün Kuğulu'da yaşanan olaylardan öncesinde ve sonrasında ya biraz karmaşık bir konu aslında da, Kuğulu'nun ilk çağrıcısı olan arkadaşlar bugün bir toplantı yaptılar. Kuğulu'daki aklı selim olan direnişçiler Kuğulu Park'taki inisiyatifi dağıtma kararı aldı. Bu karar biraz önce alındı. İçlerindeki samimi direnişçiler Kuğulu Park'ta kalma direnişini bitirmiştir. Artık orada polise karşı pasif eylem yapılmayacak. Bu direniş başka şekillerde devam etme kararı aldılar. Birazdan kendileri de burada olacak duyuruyu yapmak üzere. Bu konuda etkimizin olduğunu düşünüyorum buradaki bileşen olarak. Başka da söyleyecek bir şeyim yok bu konuyla ilgili. Söz almak isteyen? Selen gelmedi değil mi daha? Selen gelmedi. Geldi, ben de konuşayım geliyorum. Merhaba, adım Gamze. Kuğulu Park'taki olaya benzemiyordu. Yani şiddet biraz daha düşüktü ama biz de dün Güven Park'ta buna benzer bir biraz yakın tutar mısınız? Mikrofonu yakın tutar mısınız? Buna benzer bir olayı Güven Park'ta yaşadık dün akşam. Erzurum'dan gelen bir Kürt kardeşimiz bir konuşma yaptı ve bu konuşma orada bulunan ve kendini Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın direnişçi tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı ve orada bir tartışma yaşandı ama onu bir şekilde biz tansiyon düşürmeyi başardık. Bu gibi olayları bence
bundan sonra da yaşayacağız ve bunun için kendi aramızdaki işbirliğini ve direnişin ruhunu kaybetmeden bir şekilde bunu tolere etmeyi ve bu insanları ve gerginlikleri yatıştırmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Aslında mikrofon almamın başka bir nedeni daha var. Güven Park'taki forum uzun zamandır bir anket çalışması yapıyor. Onlar kendi aralarında yapıyorlardı zaten. Zaman zaman sonuçlarını da forumların sayfasında paylaşıyorlar. Geçen hafta benden bir anket istemişlerdi. Geçen hafta onlara bir anket yaptık. Henüz sonuçlarını açıklayamıyorum maalesef ama biz geçen hafta aynı anketi burada kahvaltıda da yaptık. Bu haftada ben soruları ve içeriği başka olan bir anket hazırladım. Yalnız anketteki sorulardan dolayı biraz tedirginim. Çünkü içinde siyasi parti seçimini soran sorular da var. Ama ben anketin başına bir not olarak da bunu yazdım. Ben hani bunu zaten bir eylem ruhu içinde gerçekleştiriyorum. Amacım kimsenin siyasi eylemini burada ölçüp de işte Gezi Park eylemcileri aslında şu partiyi destekliyor falan demek değil. Bu bir takım çaprazlar alırken sadece işimize yarayacak. Daha önemlisi ben Gezi Park eylemiyle ilgili her türlü ayrıntıyı kayda geçirmek için bu anket çalışmalarında sadece bir araç olduğunu düşünüyorum. Her soruyu, yani bu demografik sorular hariç, işte cinsiyet, meslek, yaş ve eğitim durumu gibi sorular hariç hiçbir soruyu kimse %100 cevaplamak zorunda değil. Ben izin verirseniz anketi dağıtmak istiyorum. İşbirliği için teşekkür ederim. Arkadaşlar söz vermeden önce birkaç cümlede ben söylemek istiyorum bu olayın üzerine. Haziran isyanı, yarattığımız bu isyan, emek verdiğimiz bu isyan hepimiz için kutsaldır arkadaşlar. Çünkü hepimizin birlikte kolektif bir emeğiyle, birbirimizi tanımıyor olsak da birlikte kolektif bir emeğiyle bu hale gelmiştir, bu safhaya gelmiştir. Arkadaşlar biz bu direniş için onlarca insanımızı tutsak verdik. Biz bu direniş için yüzlerce insanımız gözünü kaybetti ya da belli uzuvlarında sakatlıklar oluştu. Bu direniş için arkadaşlar 4 tane insan hayatını devlet terörüyle kaybetti arkadaşlar. Bundan dolayı direniş alanları, direniş mevzileri kimsenin amiyane bir tabirle sokak başı mafyacılığı yapacağı alanlar değildir arkadaşlar. İçini boşaltacağı zeminler değildir. Buradan doğru Kurulu Parkı'nda şiddet gören ve oraya emek veren arkadaşlarımızın yanımdayız arkadaşlar. Şimdi Alper arkadaş söz vereceğim. Merhaba arkadaşlar, ben Alper Çiçekaltı. Arkadaşlar yaklaşan bir tehlike var. Bunun artık farkında olmamız lazım. Süreç sıkıntılı bir yere evriliyor. Bu da şu. Salı günü Ramazan başlıyor. Burada bizim için sıkıntı olabilecek şey, özellikle direnişin güçlü olduğu yerlerde, bunun içine Gezi Parkı'nı katabiliriz, Güven Parkı katabiliriz. Hükümetin ve hükümete bağlı belediyelerin iftar çadırları kurma gibi projeleri olacak. Buradaki direnişi kırmak için. Ve toplumsal bir kalabalık ve Ramazan'ın da biraz için, ruhani havasından faydalanarak o zor tutulan %50 şiddet içirebilecek veya toplumsal bir tepki oluşturabilecek süreç yaratabilir. Ve Ramazan'la birlikte klasik olarak her sene yaşanan lüks otellerde, Hilton'larda, Sheraton'larda, Dedeman'larda 300 milyonluk, 400 milyonluk iftar yemekleri de verilecek. Bunlara karşı da bir şeyler söylenebilir. Bence bu yaklaşan Ramazan süreciyle birlikte direnişi kırmak istemesi hükümetin ve bu yönde çalışmasına karşı bir tedbir alınabilir veya bir strateji belirlenebilir. Bu karara uygun da hareket edilirse ve en azından bu gündemde olursa biraz daha sağlıklı olacağını